Arkadaşlar selamlar, ben Tansel Kaptan. Bugün size bir romörkör çatışmasını yorumlayacağım. Gördüğünüz gibi elimizde iki adet kamera var. Birisi kıç manevrası alsın, diğeri köprü üstünü görüyor. Köprü üstünde bulunan vardiya zabiti veya gemi kaptanı herhangi bir başka bir işle meşgul ve manevra sahasını görmüyor. Teknenin makinaları tornistan çalışıyor. İskele kıç tarafta çok yakın bir şamandıra var. Kardinal olabilir veya herhangi başka bir deniz üstü yapısı olabilir. Buna çok yakın manevra yapıyor ve kıç manevrayı görmüyor. Mesafe ölçümü yok. Orada herhangi bir gemici yok. Eğer gemici olsaydı kameraya güvenmeyip yine aynı şekilde telsizle irtibat kurarak görebilirdik, konuşabilirdik birbirimizi diyebiliriz. Bunun dışında hani kıç tarafa gitmesine rağmen herhangi bir kıç takip yok, herhangi bir operasyon yok. Bu kadar yakın mesafelerde kesinlikle yeterli sayıda personelin donatılması çok önemli. Şimdi videoyu başlatacağım arkadaşlar. Kazanın şiddeti günü bir görün siz de. Evet, kazanın şiddetiyle iskele kıç taraf tamamen eziliyor neredeyse. Köprü üstünde şiddetli çatışmanın etkisinden dolayı bir vardiya zabiti veya gemi kaptanı oturduğu koltuktan şöyle bir zıplıyor. Bu tür olayların yaşanmaması için gerçekten köprü üstünde çalışmamız, vardiyamız sırasında herhangi bir başka işle meşgul olmamak gerekiyor. Yaptığımız iş gerçekten çok kritik. Köprü üstünde vardiya tutarken genelde yapılan en büyük hatalardan biri sürekli telefon kullanmak, telefon görüşmesi yapmak, gereksiz, alakasız işlerle uğraşmak. Bildiğiniz gibi birçok ISM evrak işleri oluyor vardiya zabitlerinin. Bunları yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Peki bunları ne zaman yapacağız? Bunları uygun zaman olduğunda, gemi demirdeyken, emniyetli koşullardayken bunları yapmanız gerçekten daha iyi olacaktır sizin için. Bu tarz yorumlarımın gelmesini istiyorsanız, kanalımdaki içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğenin ve abone olun. Bunun sayesinde ben de içerik üretmeye devam edeceğim bu şekilde. Tecrübelerimi ve bilgilerimi siz arkadaşlarla bol bol paylaşmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.